Evet arkadaşlar, bu videoda size aşçılık nasıl yapılacak onu göstereceğim. Öncelikli olarak aşçılık yapmak için bir tane ev kiralıyoruz. Ben No 1'i tercih edeceğim. Şurada. Şunu ev olarak yap diyelim. Ev olarak değiştirdikten sonra evimizi aldık. Şimdi evimizi aldıktan sonra şuradan Ctrl F'ye basıyorum. Buradan tezgah yazıyorum. Üstün pişirme tezgahı varmış. Ondan bir tane aldım. Şimdi üstün pişirme tezgahını aldıktan sonra evimize yerleştireceğiz. Şuradan No 1 evimizi aldığımız yere evimizi yerleştirelim. Şöyle girelim eve. Yerleştirme modu. Buradan tezgahımızı koyuyoruz. Şöyle Ü ve yumuşak G'li çevirebiliriz. Şöyle düzgün bir çevirelim. Tamam, şöyle koysak yeterli. Tezgahımızı koyduk böyle. Artık yemeğimizi yapabiliriz. Bize un lazım. Unu patates, ondan sonra buğday, mısır, bunları öğütme ile elde edebilirsiniz. Bize bir adet olta lazım. Oltayı da buradan balıkçıdan alalım. Dükkan diyelim. Bir tane normal olta alalım. Bu oltayı giyip şurada balığımızı tutalım hızlı bir şekilde. Şimdi balığımızı tuttuktan sonra şurada iki tane yeşil balık tuttuk. Burada Lara'nın, Heydel'de Lara'nın yanında ki aşçıdan buradan dükkandan kızartma yağı alacağız. Buradan toplu al deyip 10 tane alsak yeter diye düşünüyorum. Ondan sonra bize un lazım. Unu da ister merkez pazardan, istediğiniz ya yani isterseniz kendiniz de üretebilirsiniz. Ben burada 10 tane un alayım. Şöyle tezgahımıza gidelim. Buraya balık yazalım. Balık kızartması diyor. Tahıl unu, kızartma yağı, balık. Şimdi buraya bir tane balığımızı koyacağız. Üç tane tahıl unu diyor. Buğday unundan üç tane koydum. Kızartma yağından da iki tane koy diyor. Böyle pişirmeye başla diyorum. Gördüğünüz gibi balık kızartmasını elde ettik. Bu şekilde de siz de aşçılığı yapabilirsiniz. Diğer malzemeleri görmek için buradan tarif listesine bakabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Umarım güzel bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.